Tamam, onu Zaten tamamlayalım. onu Sırayı anlatabilmek bozmayız. istedim. Yine Yani yine yanlış ondan sonra bulduğumuz yeri anlatmak iyi oldu istedim. tabii. Araya o tespitler önemli. Mahkemenin bir iki dur ben de bakayım buna. Mahkemenin bir iki kararı var burada. İnanç özgürlüğü deyince orada dikkatli olmak şey var. Bu kararın tümünün, daha doğrusu bizim uygulamalarımızın tümünün laikliğe aykırı olması nedeniyle laikliğe de bir köprü atmak lazım. Onu bilahare yaparız. Onu bilahare yaparız. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bir bölümünde diyor ki devletin Alevi cemaatine, ibadetine ve ibadet yerlerine ilişkin tutumunun devletin inançlar karşısında tarafsızlık yükümlülüğüne aykırı olduğu tespitinden hareketle bu durumun dini cemaatlerin kendi başlarına var olma hakkıyla bağdaşmadığı değerlendirmesi. Biraz evvel dedim, dini cemaatlerin varoluşuyla doğrudan alakalı. Bir diğer bölümde inançlar karşısında devletin tarafsızlığı yetmez. Devlet aynı zamanda bütün dini gruplara adil ve eşit fırsatlar sunmakla da yükümlüdür. Bir başka yerde bunu söylüyor. Bu bağlamda cemevlerinin ibadethane statüsünde olmaması, Alevi din görevlilerinin hukuki statüye sahip olmaması ve Diyanet'in sadece Sünni İslam'a din hizmeti sunması gibi hususları da açıkça eleştiriyor. Ve bir başka önemli konu şimdi ve nihayet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, devrim kanunu olarak anayasa korumasında olan, anayasanın 174. maddesi hatırlayın, tekke ve zaviyelerin işte kapatılması hakkında kanunun, inanç özgürlüğünü engellediğine karar vermiştir. Bu fevkalade önemlidir. Peki ne demek bu? İnanç özgürlüğünü, işte bu tekke zaviyeli. Şimdi değerli arkadaşlar, İslam kültürünün önemli bir kurumudur tekke ve zaviyeler. Bunu kabul etmek lazım. 8. yüzyıla kadar gider bunların kökleri. Ancak bizdeki tekke ve zaviyelerin yasaklanmasına ilişkin kanun, ki bu 13 Aralık 1921 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 677 sayılı kanundur. Ancak Şeyh Said isyanıyla doğrudan alakalı olduğunu bilmek lazım. O isyanda esas destekçi grupların genelde işte sözü edilen orada tekke ve zaviye mensupları olduğu noktasından hareketle, ki Atatürk'ün meşhur 1925 Kastamonu konuşmasıyla onun düğmesine basılmıştır. Bilahare bir hükümet kararnamesiyle tekke ve zaviyelerin kapatılması kararı gelmiştir. Hemen akabinde sözü edilen yasa Refik Koraltan ve arkadaşlarının teklifiyle yasalaşmış, kabul edilmiş ve böylece tekke ve zaviyeler orada kapatılmıştır. Yalnız orada bir başka hususu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu 25'te 677 sayılı kanun yürürlüğe girip tekke ve zaviyeler kapatıldığında oradaki işte şeyhler, dervişler, bütün işte hangi ünvanlarla anılıyorlar ise kendi oturdukları, bulundukları yerde oturmalarına izin verilmişti o tarihte. Fakat bunların ciddi bir bölümü oradan ayrılmıştı. Çünkü öyle bir ortam yok. Faaliyette bulunmaları artık mümkün değil. Bir bölümü Tiran'a gitmişti bunlardan. Epey bir grupla birlikte. İşte onlardan bir tanesi Salih Niyazi Baba. Tiran'a gidenlerden bir tanesi. Onun bir cümlesini şimdi hatırlatacağım. Öyle zannediyorum ki günümüzün herhalde en kısa, en çarpıcı özeti odur. Dergahların binaları kapatılabilir. Ancak tasavvufun asıl yaşandığı yerler olan kalpler asla kapatılamaz. Söylediği cümle bu. İşin özeti olması açısından. Tekke ve zaviyeleri burada bu şekliyle bırakalım. Şimdi bu yasa tabii günümüzde çok fazla anlam ifade etmeyen bir noktada. Bunu bir kere bir kabul edelim. Yalnız benim kabul etmediğim bir şey var. O da şudur. Peki Bektaşi de bir demek lazım. Alevi Bektaşi topluluğu mu demek lazım Sayın Başkan? Her Bektaşi zaten Alevi. İşte yani ikisini birlikte mi söylemek lazım? Aynen. Alevi derseniz her neyse, ben şahsen Aleviliğin 677 sayılı tekke ve zaviyelerin kapatılması kanununda ifadesini bulan tekke ve zaviye kavramına uygun düşmediğini düşünenlerdenim. Alevilik farklı bir şey. Tekke zaviye farklı bir şey. O nedenle benim ilk teklifim, özellikle sivil toplum örgütleri açısından, atılacak adım açısından ilk teklifim, otur bakalım önce bu tekke nedir, zaviye nedir, onun bir tarifiyle işe başla kardeşim. Çözmek istiyor isen siyasi irade olarak, önce sen bunun tarifini yap. Yaptıktan sonra göreceksin zaten. Ha sen buna rağmen beni tekke ve zaviye kavramına dahil etmek istiyor isen, siyasi iraden buysa,
O zaman örtkü ölem. Örtkü ölem. İşe buradan her halükarda başlamak lazım. Yine benzer bir biçimde ben 4 yıl YÖK üyeliği yaptım. Üniversite yapısını, yapılanmasını gayet iyi biliyorum. Yine o yapılanmadan biliyorum ki üniversitelerde Alevilerle ilgili ana bilim dalları açılmasında hiçbir sakınca yoktur. YÖK'ün alacağı bir karar bunun için yeterli. 2547 sayılı YÖK yasasının buna cevaz verdiğini çok net bir biçimde, dediğim gibi 4 yıl YÖK üyeliği yapmış bir arkadaşınız olarak biliyorum ve budur. Bu dediğim husus Heybeliada Ruhban Okulu için de geçerlidir değerli arkadaşlar. Ki o tarihlerde Mesrop Butafyan, Ermeni Patriği, Ermeni Patriği ile ben uzun uzun konuştum bu konuları. O şahıs olarak kabul etmişti fakat başkalarına kabul ettiremedi filan filan. Uzun şeyler. Aynı şekilde benzer bir biçimde eğitim ile ilgili hususlardan hareket teferruatına girmiyorum. Alevi dergahlarında her halükarda Alevi kültürünün öğretilmesi, öğrenilmesi, nesillerden nesile aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılabilmesinde de bana göre hiçbir engel yoktur. Yani Kur'an kurslarıyla ülkeyi doldurabiliyorsun. Ben kendi mekanımda ki kendi mekanımda bunu yapabilmem için hiçbir engeli ben kabul etmem. Yoktur da zaten uygulamada. Kaldı ki benim kabul etmediğim bir başka şey var. O da şudur değerli dostlar. Alevi işte cemevleri ibadethane olarak tanınsın mı tanınmasın mı, bırakın bunu. Kimin haddine? Hiç kimsenin ne hakkıdır ne de haddidir. Benim ibadet ettiğim yer beni ilgilendirir kardeşim. Ben ibadethanedir burası diyor isem, şu köşede oturup ibadetimi yapıyor isem, benim için ibadethane orasıdır. Nokta. Ne eksik ne fazla. Onun için sivil toplum örgütleri burada çok duyarlı, akıllı, bilgili ve kararlı olmak mecburiyetindeler tabii. Hadi devam edelim biraz sonra. Buyurun.